Altında ve dolarda zaman zaman ufak tefek gevşemelerin yaşanabileceğini ama uzun vadede ve orta vadede yükselişin devam ettireceğini sizlerle daha dünkü videomda paylaşmıştım. Hatta gelen bazı sorular vardı. Altın ve dolar ciddi yükseliş kaydetti. Bu seviyelerden satalım mı diyenler vardı. Onlara eğer ki kalbiniz dayanmıyorsa tabii ki bu seviyelerden satabilirsiniz. Ama bir daha bu seviyelerden alma imkanına sahip olamayabilirsiniz. Bunu da göz önüne alın demiştim. Umarım ki bu sözümüzü dinlemişlerdir. Umarım ki yatırımlarınızı uzun vadeli yapmaya devam ediyorsunuz ve sakin kalmaya devam ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Altın fiyatları düşüyor. Dolar fiyatları düşüyor. Altın ons fiyatı 1200'lü seviyelere kadar gelecek. Dolar tekrar 5.90, 5.80 seviyelerine inecek falan diyenleri duyuyorum. Böyle bir şeyin olması dünyanın bu koşullarında ve Türkiye'nin bu ekonomik koşullarında mümkün değil arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte merkez bankalarının kararları genel itibariyle finans piyasalarını hareketlendirmekten çok dünyadaki ve Türkiye'deki ekonominin en azından birazcık olsun canlı kalmasını sağlayabilmek için olacak. Finansal enstrümanlar kendi içlerinde normal hareketlerini devam ettirmek zorunda kalacaklar ve nitekim de kalıyorlar. Eğer ki sahiden kalbiniz kaldırmayacaksa, çok fazla heyecan yapacaksanız, çok fazla panikleyecekseniz ve bu seviye sizin için kazanç değeri olarak uygunsa zaten elinizdeki emtiayı ya da doları ya da sterlini ya da euroyu fark etmez mutlaka bozun arkadaşlar. Nakite dönün, Türk lirasına dönün, bekleyin. Baktınız düşmüyor, biraz daha yükseliyor. Yüksek seviyeden alabilirsiniz, sorun yok. Bu sizin için bir kayıp anlamına gelmiyor. Ha düştü, düştüğü yerden alabilirsiniz. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu tür çok hafif gevşemeler yaşansa da dolarda, altında aynı güçte yükselişlerini devam ettirecekler arkadaşlar. 1600 doların altına düşse bile 1580 dolar seviyesini kıramayan altın ons değeri tekrar 1600'ün üzerine fırlayacak ve 1600'ün üzerinde tutunduğu sürece sürekli olarak 1700 sinyalini vermeye devam edecek. Evet, altında yukarıda 1660'da önemli bir direnç noktası oluştu. Kabul ediyorum. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. 1660 gelecek herhangi bir haberle birlikte hızlı olarak kırıldığı an itibariyle bir anda 1750 dolar seviyesinde bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Siz şu anda 340 liraya sattığınız gram altınınızı 350 lira olduğunda almayı kabul ediyorsanız 10 liralık bir kayıp sizin için önemli değilse ki dediğim gibi çok fazla heyecan yapıyorsanız önemli olmamalı zaten. 10 lira az kazanırsınız. Önemli değil. 350 liradan tekrar alıp koyabilirsiniz sepetinize. Ama nereden alırsanız alın zaman zaman %1'lik, %2'lik, %3'lük, %0.5'lik kayıplar söz konusu olacak. Ve siz her düşüşü yakalayamazsınız arkadaşlar. Günlük işlem yapmaya kalkarsanız da her seferinde zararla geri dönersiniz. Ve bir süre sonra piyasalara olan ilginizi, alakanızı kaybedersiniz. Daha doğrusu, daha ötesini söyleyeyim, piyasalara karşı büyük bir korku duymaya başlarsınız ve alım-satım yapma kararlarınız daha dengesiz olmaya başlar. Artık duygularınızla hareket etmeye başlarsınız. Hiçbir veriye dikkat etmeden hareket etmeye başlarsınız ve bu sizi büyük bir zarara sürükler. Onun için sizlere şunu söylüyorum. Mümkün olduğunca günlük işlemlerden uzak durun. Mümkün olduğunca ana trendi takip etmeye devam edin. Ana trend şu anda hem altında hem dolarda yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. Bana göre Türkiye'deki gelişmelerden dolayı dolar yukarıyı gösteriyordu. Koronavirüs vakaları çıkmasaydı altın bu kadar mühim olmayacaktı. Bu kadar önemli olmayacaktı. Altını sadece teknik sebepler yukarıya götürecekti ya da aşağıya düşürecekti. Ama şu anda mesele artık teknik olmaktan çıktı. Özellikle dünyadaki gelişmeler, Amerika'nın bu kadar büyük bir sıkıntıya düşmüş olması, koronavirüsün neredeyse merkez üssü haline gelmiş olması iyiden iyiye riskleri arttırıyor arkadaşlar. Dünyadaki ekonomik ve dünyadaki finansal riskleri arttırıyor. Keza Avrupa'da İtalya gibi, Almanya gibi, Fransa gibi sanayi ülkelerinin çok ciddi bir perişanlık içerisinde olması, koronavirüs kaynaklı bu hastalık nedeniyle
kaynaklarının önemli bir kısmını harcamak zorunda olmaları, sanayilerini durdurma noktasına gelmiş olmaları da yine dünya ekonomisinin kötüye gittiğini gösteriyor arkadaşlar. Çin'de üretim başladı, her şey normalleşti. Çin'de üretim başlasa ne olur, başlamasa ne olur? Çin istediği kadar üretsin. Bakın bu kez iş terse döndü. Bundan bir ay öncesine kadar size ne diyordum? Dünya çok ciddi bir arz şokuyla karşı karşıya kalabilir diyordum. Şimdi de arz olsa bile talep şoku var diyorum. Talep şokuyla kastımız ne? Dünyada koronavirüs vakaları bu şekilde yayıldığı sürece sanayi üretiminin son tüketiciye ulaşması çok zor. İnternet üzerinden sipariş verdiğimizde bile kargo ile bir ürün size geldiğinde evinize alırken tereddüt ediyorsunuz. Yani bu hastalık olduğu sürece internet üzerinden alışveriş yapmak bile büyük bir problem haline gelmiş durumda. Ve bu koşullar içerisinde dünyada ciddi ekonomik krizin çıkmaması mümkün değil. Şunu da söyleyeyim sizlere. Dünyada ekonomik kriz daha başlamış değil. Finansal kriz başlamış değil. Sadece borsalarda sert satışlar geldi zaman zaman. Dünya ekonomileri, özellikle Amerika, Fransa, Almanya gibi başı çeken ekonomiler bir şekilde global krizi ve ulusal krizlerini engellemek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Başarabilirler mi? Bu şartlar içerisinde çok zor. Bakın her yerde sokağa çıkma yasakları, olağanüstü tedbirler, sürekli olarak bu koronavirüsle mücadele konusu, insanların ölümleri, hastalanma, hastalığın iyiden iyiye yayılması her şeyi durma noktasına getirmiş durumda. Önümüzdeki süreçte global bazda çok ciddi bir işsizlikten bahsediliyor. Amerika'da tarihin en önemli işsizlik başvurularından birisi gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Ve bu ortamın iyiden iyiye kriz olarak görülmesiyle birlikte risklerin daha fazla artacağı ortada ve risklerin iyiden iyiye artması altına olan talebi de beraberinde getirecek. Şunu da unutmayın. Bu birkaç salgını beraberinde getiriyor bu hastalık. Önce hastalık salgını, sonra ekonomik salgın ve bunun sonrasında oluşabilecek sosyal salgınlardan bahsediyorum sizlere. Belki bir 3. Dünya Savaşı'nın nedeni olacak bu koronavirüs vakası. Bu nedenle de altına ve dolara olan talep her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. Yine bazı şeyler duyuyorum. Mesela şu söyleniyor. Dijital paralar hükmünü sürmeye başlayacak. Diğer tüm para birimleri yok olacak. Aksine arkadaşlar, dijital para birimlerinin geçerliliğinin korunabilmesi için dolara ihtiyaç var. Türk lirasına ihtiyaç var hala. Sterline ihtiyaç var hala. Ulusal paralar olmadığı sürece bu geniş kitlelere dijital paranın bir anda ulaşması mümkün değil. Bunu herkes çok net bir şekilde görüyor. Hatta şu anda ulusal para birimlerinin başta dolar olmak üzere dijital para birimleriyle ortak nasıl ilerleyebileceği, dijital para birimlerinin dolara nasıl convertible olabileceği meselesi konuşuluyor arka planda. Dolayısıyla teknik birkaç grafiğe bakarak işte desteği burası, direnci burası, desteği kırar şuraya gider, öbür desteği kırar buraya gider, işte parasal genişleme oluyor falan filan diyerek bu işi çözümlemek mümkün değil. Bakın 2007-2008 ortamıyla, yani 2007-2008 kriz ortamıyla bugünkü kriz ortamı arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bu farkın temelinde ise koronavirüs yatıyor. Evet, bu ekonomik salgının sebebi ciddi bir hastalık salgını arkadaşlar. Zaten gelen bir ekonomik problemler silsilesi vardı hem Türkiye'de hem dünyada. Bir de bunun üzerine koronavirüs gibi bir salgın eklendi. Koronavirüs olmasaydı Çin ekonomisi yavaşlamayacak mıydı? Elbette yavaşlayacaktı. Elbette o kadar büyümüş bir ekonominin aynı hızda ilerlemesi beklenemez zaten. Ama sonuç itibarıyla bugünkü gibi durma noktasına gelmeyecekti. Keza koronavirüs olmasaydı Amerika'da işsizlik gayet iyi gidiyordu. Amerikan ekonomisi gayet ılımlı bir şekilde büyümeye devam ediyordu. Amerikan ekonomisinde enflasyon kontrollü bir seviyedeydi. Aslında Amerikan ekonomisi Trump'ın tam istediği şekilde yürüyordu. Ama koronavirüs nedeniyle bugün Amerikan ekonomisi dahil bütün ekonomiler tüm sistemi bir kez daha sorgular hale gelmiş durumda. Bakın dünyanın kapitalizm merkezi olan Amerika
Amerika bugün neredeyse sosyalist uygulamalarla karşımıza çıkıyor. Devletçi uygulamalarla karşımıza çıkıyor. Karma ekonomi uygulamalarıyla karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz ezberler bozuluyor. O nedenle de 2007-2008 krizindeki gibi parasal genişlemeyle bu işi kolayca çözmek mümkün değil arkadaşlar. Bu kriz öyle sanıldığı gibi birkaç ay içerisinde atlatılamayacak ne yazık ki. Daha uzun sürecek, belki uzun yıllar sürecek. Evet, bu krizin sonunda çok önemli değişiklikler yaşanabilir dünyada. Dünya bambaşka bir ekonomik yapıya bürünebilir. Dünya bambaşka bir sosyal yapıya doğru hızlı adımlarla ilerleyebilir. Dünyada dijitalleşme her şeyin önüne geçebilir. Evet, dünyada karanlık fabrikalar hayatımıza girebilir vesaire vesaire vesaire. Ama bu sancılı bir süreç olacak. Ve bu sürece ilerlerken koronavirüs çok ciddi hasarlar verecek. Ve verdiği bu hasarlar tüm dünya ekonomilerini ciddi anlamda sıkıntılara sokacak. Belki sosyal patlamalar yaşanacak dünyanın çeşitli yerlerinde. Ve bütün bu gelişmeler altın fiyatının, dolar fiyatının yukarıya doğru seyretmesini devam ettirecek. Neden? Çünkü İki güvenli liman olarak görülen hem altın hem dolara talep böyle zamanlarda artar arkadaşlar. Bu tip zamanlar kaç defa yaşandı dünyada? Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte çok da fazla rastlanmadı. Aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurgulanan bir ekonomik sistem, kurgulanan bir uluslararası sistem, kurgulanan bir siyasi sistem, kurgulanan bir para sistemi vardı ve o sistem tıkır tıkır bugüne kadar yürüyordu. Zaman zaman aksaklıklar oluyordu, işte onlara kriz diyorduk ve o krizlerde bir takım parasal genişleme adımlarıyla ya da devalüasyon adımlarıyla atlatılıyordu. Ama bu seferki mevzu çok başka bir mevzu. Ve bu seferki kriz çok başka bir kriz. Ve bu kriz öyle parasal genişlemenin doları zayıflatmasıyla, öyle parasal genişlemenin altın fiyatlarını zayıflatmasıyla falan sonuçlanmayacak. Aksine hem dolar hem altın fiyatları yükselişini devam ettirecek. Sonuç itibarıyla evet, zaman zaman ufak tefek geri çekilmeler yaşanabilir. Zaman zaman dengelenmeler olabilir. Yükseliş adım adım devam edecek. Ve göreceksiniz, çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'de altın 380 lirayı görecek. Yine çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'de dolar 6.80 seviyesini görecek. Ve göreceksiniz, dünyada altın büyük ihtimalle yakın bir zaman içerisinde 1660 doları kıracak ve 1700'ün üzerine kendisini atacak. 1700'ün üzerinde kalıcı bir şekilde durduğu an itibarıyla da yeni rekor denemeleri başlayacak. 1860'lar kırılacak. 2000-2500 aralığında bir ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Bu da gram altın fiyatının çok hızlı, çok ani yükselişlerini beraberinde getirecek. Onun için kısa vadeli paniklerden uzak durun, kısa vadeli ataklardan uzak durun, kısa vadeli yatırımlardan uzak durun diyorum sizlere. Bugün evet bir miktar geri çekilir, belki 5-10 lira geri çekilir, 5-10 lira yukarıya çıkar, sonra tekrar geri çekilir, sonra bir anda bir fırlama yaşanır vesaire, sonra tekrar geri çekilir ama sonuç itibarıyla ana trend yükselişini devam ettirir sevgili dostlarım. Bunu asla unutmayın. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Bu arada eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın, mutlu kalın.